Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tablolar konusuna değineceğiz. Tablolar, bilim insanlarının elde ettikleri verileri bir web sayfası üzerinden yayınlayabilmek için geliştirilmiştir. İlk olarak boş bir metin dosyası açıyorum. İsmini deneme olarak belirledim. Daha sonra HTML iskeletimi oluşturuyorum. Sayfa başlığını ekliyorum. Ve de bunun bir HTML sayfasının olduğunu belirtmek için çok sayfa HTML kodunu yazıyorum. Şimdi table, tr ve td etiketlerini öğreneceğiz. Table, tablomuzun temel etiketidir. Bütün bu tr, td ve th etiketlerini table etiketin içine yazacağız. Tr ise table row anlamındadır, yani tablo satırı. Td ise bu satırın içindeki elemanları belirtebiliriz. İlk olarak table'la başlıyorum. Tablonun kalınlığı da 1 olsun. Daha sonra tr etiketimi yazıyorum, yani tablo satırını. Ve de td etiketimle tablomdaki veriyi oluşturuyorum. Kaydediyorum. Uzantısını html olarak değiştiriyorum ve tarayıcımda bakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir satırlık tek hücreden oluşan bir tablo oluşturdu. Şimdi iki ekilik bir tablo oluşturalım. Bunun kalınlığı da 2 olsun. İki satırdan oluşacak ve iki de sütun olacak. Şunları da bir satır içeride alırsak daha rahat görebilirsiniz. Kaydediyorum ve tarayıcımda gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi 2'ye 2 bir tablo oluşturduk. Hatta şöyle satır boşlukları da bırakalım ki daha rahat görelim. Şimdi TH, yani Table Header etiketini göreceğiz. Bu etiket tablolarımızdaki sütun başlıkları anlamındadır. Sütun başlıklarını verir. Bunu da bir 3'e 3'lük bir tablo oluşturalım. Bunun da kalınlığı 3 olsun. Hemen tablo başlıklarını yazıyorum. Başlık A,
Başlıkları. Ve daha sonra tablo elemanlarını yazıyorum. Kaydediyorum ve tarayıcımda bakıyorum. Gördüğünüz gibi tablo başlıklarımız da bu şekilde gözükmektedir. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.